Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar lütfen bu videoyu beğenin. Lütfen kanala abone olun. Yaparsanız çok memnun kalırım. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Fenerbahçe Fred için 9.74 milyon euro bon servisi ödeneceğini açıkladı. 4 sene içinde 8 taksit şeklinde. Ve Fred 30 şey 35 numaralı formayı giyecek. Aynı şekilde Cengiz Ünder'in de açıklaması yapıldı. Ee, yalnız Cengiz Ünder. Neyse Fred diyor ki Türkiye'nin en büyük kulübüne <laughs> ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. 4 artı 1 yıllık sözleşme. Fred'in maaşı kap açıklamasında yok. Cengiz Ünder'in de yok. Bu ne demek biliyor musun? 3.8 milyon eurodan daha az kap açıklamasında verildiğine göre. Şey verilmediğine göre özür dilerim. 3.8 ve üstü olduğumu da açıklamak zorundayız. Ben 4.2 diye biliyordum mesela Fred'in maaşını. Demek ki daha az veriyormuşuz. Şimdi algıcılara prim vermeyin. Fred bu sezonki ödemesinde Eylül-Haziran ayında ödemesi. Manchester United'a toplam 2.43 milyon euro ödemesi yapılacak. Manchester United Fred'in vedasındaki şu cümlesi çok önemli. Her zaman %100'ünü verdin takıma yeni döneminde başarılar diyor. Dün Fenerbahçe'yi gördünüz. İsmail Yüksek canla başta oynadı. Mert Hakan'ı beğendiniz mi? Lights girdi beğendiniz mi? Şimanski eh işte. Şimanski yine İrfan girdi beğendiniz mi? Anladınız mı şimdi? Cuk nokta atışı transfer. Ben başka bir şey daha sorayım. İsmail'in yedeği kim? Crespo'nun kadro dışı kaldı. Crespo kadro dışı kaldı. Biz bunu konuşalım arkadaşlar. Crespo gidecek artık. Arao. Bu hafta kapını bekliyorum. Gustavo Henrique bu hafta kapını bekliyorum bak. Bu videoda her şeyi açık açık söyleyeceğim. Daha da konuşacağız. Hocam Parades alalım altıya. Leandro Parades. Bak haklısınız. Ancak bir konuda beni üzüyorsunuz. Ben size açıkladım Parades olayını. Leandro Parades 12 milyon euro transfer marketi var. Daha 29 yaşında kabul ediyorum. Eyvallah. Paris Saint Germain Başkanı Ali Koç'un kan kişitosu her şeye eyvallah. Müthiş bir futbolcu. Şu kadar milli maç da Şöyle yaptı böyle yaptı. E, hepsine eyvallah. Hepsine eyvallah. Ancak 6 milyon euro kulübü 6,5 milyon euro oyuncunun kendi menajeri de bir kısım para istedi. Bize yar olmaz. Hatta ben dedim ki Galatasaray da yar olmayabilir. Şu anda Roma ile de görüşüyorlarmış. Roma kiralayıp alma fikrindeymiş ama o da kontratı uzatıp gitme fikrindeymiş. İş karışık. Hiç bulaşmayın. Fırat Aydın Üstek Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltısı aslında doğru bir penaltı. Yani verilmeliydi diyor. Gaziantep'li oyuncu kolunu bu kadar genişletmemesi gerekiyor. Varın niye çağırdığını, Abdülkadir Bitigen'in izleyip niye iptal ettiğini anlamadım demiş. Bakın sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı bir oldu muydu? Algıları nasıl bertaraf ediyoruz gördünüz mü? Hakem hakem diye ağlıyor birileri. Niye? Önlerinde Trabzonspor maçı var. Arkadaşlar Galatasaray Trabzonspor maçı var bu hafta Galatasaray Avrupa'dan yorgun dönecek. Trabzonspor'da Galatasaray'ı deplasmanda yenecek inşallah. Keşke öyle bir şey olsa. Ne komik bir şey izlemiş oluruz. Ama Trabzonspor kendini iyi savunsun. Galatasaray ayak oyunda başladı. Galatasaray demişken Fenerbahçe Zaha'yı alsaydı yanlış planlama olurdu. Çünkü Tadiç sol tarafta oynuyor diyor Sercan Amzoğlu. Katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Şey, Fatih Demirkol diyor özür dilerim. Haber global olunca genelde şey yapıyorum. Ya ama şu var. Zaha'ya Fenerbahçe alsaydı Tadiç bu kadar takıma abilik yapamazdı. Erce, ee, Ceko da yapamazdı. Ahmet Ercanlar Galatasaray kulübü içerisinde iki tane yönetici. Troll hesapları yönetiyor. Paralı köpekleri yani. Troll hesaplar. Herhalde o manada değil mi? Troll hesaplarında Telegram'da, Telegram'da gruplar ve Oradan para dağıtımını yapıyorlar. ET ve DA'nın iki farklı troll yapılanması var diyor. Samiyen haber gibi trolleri ET yönetiyor. Bunları ifşa edeceğim. Benim aileme eşime küfür edeceksiniz. Trolleri bana saldırtacaksınız. İnsan içine çıkamayacaklar. ET benim aileme küfür ettiniz. Senin hesaplaşacağız diyor. 3 4 3 dijitalde. Bu Nevzat Dindar'ın falan olduğu yerde. Ahmet Bey'e çok net bir soru sorayım. Bu trolllerden bir tanesi 3 4 3'teki Nevzat Dindar olabilir mi? Bak sosyal medyada Taliska. Taliska'yı Beşiktaş'a yazıyorlar. Gelebilir. Ben gelmez diyemem. Ama Beşiktaş'ın durumu malum. Şimdi yakın zamanda çıkan fake haberlerin ardından herhangi bir görüşme yürütmediğimizi bildiririm diyor 3-4 gün önce. Al ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum. Sözleşmemi de uzattım 3 sene diyordu. 3 sene önce oyuncu gitmeyeceğim diyor ama ki 3 gün önce oyuncu hiçbir yere gitmeyeceğim diyor ama Türk medyası Beşiktaş diyor. İster misiniz Beşiktaş koruma kalkanı olarak bu transferi ortaya döktürsün. sizde de kimse Kimse Beşiktaş'ın transferlerini beğenmiyor. O şeyi buldum cümleyi buldum. Süleyman Rodop demiş ki Torreya devrim özkan olmasa ben giderdim demiş bir takım arkadaşına. Galatasaray'da kazan kaynıyor. Trabzon maçını kaybederlerse siz izleyin. İlk maçı şu. Hücum 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 takımını 3-0 yendiler. Allah'tan takımda bir şey yok. İkinci maçta hani 3-0 4-0 falan yenilecekleri durum yok. O yüzden rahatlar. Ama Trabzon maçında kaybedilen bir 3 puan Bakın bakalım nelere sebep olacak. Siraçan Nas diye bir futbolcu almışlar. Alabilirler. 10 gün önce Siraçan'ın Fenerbahçe'ye transferi %99 bitmişti. Fakat bazı şartlarda değişiklik oldu. Erden Timur olayı el attı transferi bitirdi demiş. Ee, Siraçan kim tanımıyorum. Babasını da tanımıyorum ama. Yalan söyleme konusunda bayağı üst atmış. Tebrik ederim. Böyle bir olay yok. Crespo'yu çok sordunuz. Dün maç öncesi canlı yayında konuştuk. Ercan Hamzoğlu da belirtmiş. Sezon başında kontrat yenileme teklifini kabul etmedi. Sonra kabul ediyorum dedi. Dalga geçer gibi. Yine etmedi. Yani bu sezonu Fenerbahçe'de bitireyim de sonra bon servisini alıp ayrılırım diyor. Fenerbahçe'de kontratı yenilemediği için satıp para kazanayım diyor. Şu ana kadar hiçbir şey kabul etmedi. Ve kadro dışı. Bu hafta Vilyan Arao'ya Gustavo'nun ayrılığını kesin olarak bekliyoruz artık. Ercan Hamzoğlu da bekliyor. Ben de bekliyorum. Siz de bekleyin. Zaten çok uzadı. Sürpriz bir iddia. Transfer iddiası arkadaşlar. Elektrikli Kadıköy sokağı vereyim. Zenit dost kulübümüz, kardeş kulübümüz Zenit Miguel Crespo transferi için ilgi mektubu göndermiş ve Fenerbahçe'yi ilgilendire belirtmiş. Ben eminim. Biz demişizdir ki Crespo'yu ister misiniz? Çok iyi futbolcu. Onlar da istiyoruz demiştir. Oyuncu için 12 milyon euro talebimiz var. Aslına bakarsan 8 veren alır da 12 talebimiz var. Biz onlar da 8'e çıksın diye uğraşıyoruzdur. Şimdi Zenit Crespo ile görüşüp inşallah ikna eder. Bu arada biz Gustavo Henrique'yi fesih etmeye kadar gittik ama Rusya'dan bir takım varmış arkadaşlar. İsim vermediler bana. Bir takım. Sosyal medyada bir yer yazmış bunu. Bir takım ilgileniyormuş. Mustafa Henrique İnşallah o takım bonservisiyle transfer eder de hepimiz mutlu oluruz. Huzurlu oluruz. Şimdi bir 6 numara transferi yapacağız. Çok iyi bir 6 numara. Ve o gizde tutuluyor. Bu gizde tutuluyor. Oyuncu bitirilmeye çalışılıyor. Burada tamamız. Hem fikiriz. Serdar Hamzoğlu Fenerbahçe'nin 6 numara, numara adayları içerisinde daha önce de ismi daha önce ismi çıkmamış. İtalya'da oynayan bir isim var. Şartlar olgunlaşırsa isim vereceğim demiş. Şu an olgunlaşan bir şey yok. Bunun fitilini ben ateşledim. İtalya'dan bir iki oyuncuya bakılıyor ama bu işler anlık değişebilir. Bu ülkeden beklerken bir bakmışsın başka bir ülkeden çıkabilir diyor. Ya Sabuncuoğlu Fenerbahçe Juventus'tan Nicola Rovella'nın durumunu sordu diyor. Ya Sabuncuoğlu diyor. Ben demiyorum. Şimdi aynı Ya Sabuncuoğlu şu cümleleri de kullanıyor. Onu da es geçmeyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin istediği ve durumunu araştırdığı 6 numara İtalya'da forma giyiyor. Oyuncunun durumu soruldu ama Serie A'dan 4 teklifi var an itibariyle. Zor bir transfer ama kiralık bile gerçekleşirse çok iyi transfer olur. Profil İsmail Kartal'ın istediği profile uyuyor demiş Yağız Savuncuoğlu. Bu Rovella arkadaşı merak ettim arkadaşlar. 18 milyon euro transfer market değeri 21 yaşında 4 Aralık 2001 doğumlu 1.79 boyunda ön libero. Juventus vakti zamanında yüksek bir parayı almış. 4 milyon euro transfer market değerindeyken 26'yı almış. Hani Juventus'un da günahını almak istemem ama onların transfer işleri biraz sakat. Sonra Genoa'ya kiralamış. Monza'ya kiralamış. Bu sezonda böyle. Şimdi ee, Jorginho beklemeyin arkadaşlar. Anthony Martial beklemeyin. Locatelli ismini ortaya atmışlar. ile ilgili. Sordum, soruşturdum. Locatelli ismini bu şey değil mi? İtalya'daki 30 milyon euro ortası. Bunu da sordum, soruşturdum arkadaşlar. 3 oyuncuyu da yalanladılar. 3 oyuncu da gelmeyecek dediler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Krunic. Ben Kourinic'i de beklemeyin dedim. Bunu da belirteyim. Yani bu e, İtalyan oyuncu genç arkadaşla ilgili benim bir bilgim yok. Ulaş abi de Teon Hopmenayers. Çok çok iyi bir oyuncu. Çok istikrarlı. Keşke olsa demiş. Fenerbahçe orta sahasına sınıf atlatır demiş. Bu bir istek. Atalanta'nın 30 milyon euroluk oyuncusu 25 yaşında. 1.83'lük Hollandalı. Yani 14'e almış Atalanta 2021'de. Sana 25'e falan verir. Biz 25 veremeyiz. Onu da geçin. Yani bu isimlerin hiçbiri Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar. Açık net söyleyeyim. Şimdi Endombele, Fenerbahçe Tottenham yetkililerinin yaptığı Endombele işi olumlu geçti. 8 milyon euro da Fenerbahçe diretiyor. Tottenham 10 istiyor diyor. Arkadaşlar ben bunu da sordurdum. Şimdi Endombele sakatlığı nedeniyle Brentford maçında da oynamıyormuş. İsmail Kartal Endombele'yi istemiyor arkadaşlar. Zaten Fred'i aldınız. Benzer bir oyuncu aldınız. Bana başka isim alın diyor. Ve ee... Hani ikisinden biri deseler Fred'i tercih etti diyelim. Ha bu Rovella'yı Lazio istiyormuş arkadaşlar. Onu belirteyim. Sonra küsmeyelim birbirimize. Lazio istiyormuş. Hatta Lazio'ya imza atmak üzere diyorlar. Ben bilmem ben duyumum olmayan şeyi konuşamam. Hatta bugün de sağlık kontrollerinden geçecek diyorlar. Ben yani videoyu çekmeden geçmez umarım. Livakovic'i bekleyin. Bu hafta içinde bekleyin. Livakovic olmazsa Perin'i bekleyin. Niye Livakovic olmasa Perini? Bak bugün hatta bir şey söyleyeyim. Bugün İstanbul'a gelirse de kimse şok olmasın. Hocam maçları var Şampiyonlar Ligi maçı. Emin misiniz? Real Madrid alacaktı. Real Madrid yani başka kaleci alacak arkadaşlar. Ali Koç, Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Başkan Ali Koç yöneticilere kaleci transferi konusunu bana bırakın demiş. Ben Altay Bayındır'ın Gaziantep maçındaki psikolojisinden sonra Ali Koç'un kesinlikle alacağını da düşüneyim. Ama Livakovic konusunda da bekleyip görelim. Şimdi geri sayma geçildi. 8 artı 3 nasıl olacak? Cengiz var, Ferdi var, İsmail var. İsmail alsan, 8 numara getirecek olsan kimi oynatacaksın? Osai var, Mert Müldür var. Çok ilginç işler. Şimdi Livakovic transferinin tek nedeni diyor Gürcan Bilgiç. Taraftarın Altay'a karşı olan önyargısı. İsmail Kartal Altay'a güveniyor. Yönetimde sözleşme uzattı ama tribünlerin enerjisi böyle demiyor. Bu nedenle sadece maça gelen seyirci rahat etsin diye yapılıyor demiş. Sanırım Zagreb'in AYK maçları sonrasında transfer gerçekleşecek. Eğer burada yine bir pürüz çıkarsa Perin, Juventus'un 30 yaşındaki kalecisi Mattia Perin bir sezonluğuna kiralanacak diyor. Şimdi bizim taraftar taktı mı takar. Livakovic'e taktıysa en iyi kaleci Livakovic'tir. Perin 30 yaşında 4 milyon euro piyasa değeri var. Bu e, Peri'nin menajeri dedi arkadaşlar bize. İsterseniz size kiralayabiliriz dedi. Bilginiz olsun. Yani Livakovic yerine istediğimiz zaman alabiliriz. Perin olayı böyle bir olay. Yani aklıma gelmişken söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin yeni transferi Tadic. Arkadaşlar bu sezonu saymıyorum. Şu anı saymıyorum. Tamam mı? Şu an bu sezonu saymıyorum. Bak. Saymıyorum. Avrupa'nın 10 büyük liginin son 5 sezonunda da hem 10 artı gol atan hem de 10 artı asist yapan tek oyuncu. 2022-23'te 11 gol 18 asist yapmış. 2020-23'te 13 gol 19 asist. Ondan önce 14-17, 11-14, 28-13, 2018-19'da. Bu sezon 354 dakika yani toplam 4 maç. 6 dakika eksik. 2 gol 2 asist. Fenerbahçe'nin ligde 38 tane maçı var. Gruba kalırsa 3 maçta buradan 41. Grupta 6 maç 47. Türkiye Kupası'nın aşağı yukarı 6 maç 53. Gruptan çıkarsa 4 maç da oradan ekleyeyim. Hadi 57. 57 tane daha gol katkısı yapar mı? Şaka bir tarafa. Kolay rakipler gibi gözüküyor. Mesela Gaziantep o kadar kolay değildi ama şu kebap takımlara karşı asisti yapsın da bu da niye alındıydı demesin. En altı bencilliğinden de vazgeçerse. Bakın arkadaşlar işin komik tarafı. 4 maç 4 gol katkısı. Süper. Süper. Edin Dzeko. Edin Dzeko'ya bakalım mı? O da 3 maç 5 gol katkısı. 3 gol 2 asist. 241 dakika. Yani 270 olsa 3 maç 5 gol katkısı. Maşallah. Allah daha da arttırsın inşallah daha da arttırırsın inşallah. Polonyalı starımız 18 yaşındaki Polonya 18 yaşındaki diyorum. 24 yaşındaki 18 milyon euroluk Polonyalı starımız 227 dakika 4 maçta 1 gol 3 asist. Yani o da henüz 2,5 maç oynamış. 1 gol 3 asist. İnşallah böyle devam ederler daha da iyisi olur. Şimdi Ryan Kent İsmail Kartal Kent'i gönderecekmiş. Allah aşkına. Kenti beğeniyor musunuz? Ben çok beğendim. Takımın neşesi büyük bir silah. İdmanlarda çok iyi. Yağız savuncu oldu demiş ki kentin takımdan ayrılmak istediğine daha çıkan haberler doğru değil. Mutlu Fenerbahçe'de demiş. 7 milyon euroluk teklif geldi biliyor musunuz kente? Zorunlu satın alma opsiyonunu göndermedik. 7 milyon euro. Hocam inşallah keşke göndermeseydik demezdik. İnşallah demeyiz. Yani hocam kentin gol istatistiklerini de söyle yok değil mi? Ha? 154 dakika. 3 maç. Bir gol bir asist. Yani iki maçta iki gol katkısı. Aşırttı Blackbird. Hakim Ziyek. Hakim Ziyek. Chelsea Hakim Ziyek için 8 milyon eurolardan falan düşmüştü. 5 milyon euronun altına düştüler. Hakim Ziyek Fenerbahçe performansa dayalı bir şey yapmak istedi ama olmadı arkadaşlar. Bu transferi de söyleyeyim. Uzun lafın kısa, kısa, kısaca söyleyeyim. Lokatelli ismi ben de yalanlamam istenen bir isim. Yalanladım. Jorginho yalan. Kurunic yalan. Martial yalan. Bu arada Nikola Rovella ile ilgili de bir görüşme olmuş. Ücretsiz kiralama zorunlu savuk demişler ama bizi geçin silin. Parades geçin. Şimdi Galatasaray bir oyuncuna ilgilendi. Bu kısım önemli. Bu kısma bir intro yakışır. Uykum da geldi ama bu kısma bir intro yakışır. Rodrigo de Paul. Atletico Madrid'in 40 milyon euro transfer market değeri olan futbolcusu. Sosyal medyamız bu arkadaşı Galatasaray'a yazdı. Fenerbahçe yönetimde bu arkadaşla ilgili eminim merak içinde kalmıştır. Ulan Galatasaray nasıl alabilir bu oyuncuyu diye ve temsilci gönderip görüşmüştür. 24 Mayıs 1994 doğumlu 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu. Arjantinli. 54 Arjantin milli maçında 2 golü var. 40 milyon euro. Yani 6-8 demeyeyim 8-10 oynayabilen bir oyuncu. Fred 6 oynayabiliyor ama onu da belirteyim. İtalyan pasaportu var. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 35 milyon euroya 2021 yılında almış ama ee, bir olay var. Belki de siz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da araştırın. Bir olay var. O olaydan dolayı bu oyuncunun gönderilmesi gündemde. 2022-23'te yani geçen sezon bu arkadaşımız daha çok merkez orta saha oynamış. Toplam 38 maç, 3 gol, 8 asist, 2393 dakika. Yani beklentiler düşüyor. Orta sahanın sağında 3 maç, orta sahanın solunda 2 maç, 10 numarada 2 maç, ön libero'da 4 maç oynamış. Mesajı alırsınız inşallah. Gol asist istatistiği yüksek, katkısı yüksek. 40 milyon euro değerinde bir arkadaşımız. İster misiniz? Bu arkadaş Fenerbahçe'nin gizli yürüttüğü operasyon olsun. Fenerbahçe'de sosyal medyaya aman biz İtalya'dan arıyoruz, İtalya'dan arıyoruz desin ki kafalara hiç İspanya gelmesin. Transfer marketinde Galatasaray'dan adanılıyorken, 386 maçta 50 gol 57 asist yapmışken, kütür kütür topçuyken, 40 milyon euro'lara görmüş 2021'den beri o seviyelerde devam ederken ister misiniz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirsin? Ben isterim. Keşke. Bir de ikinci bir isim arkadaşlar. Başka cümle kurmayacağım arkadaşlarla ilgili. Çünkü Mustafa Hoca önemli duyumları bir kere söyler geçer. ikinci isim Melih Demiral. 20 milyon euro transfer market değeri var. Ve Atalanta'nın şimdilik Atalanta'nın oyuncusu 25 yaşında. 1.90 boyunda Cenk Melih Yazıcı arkadaşım menajerim. Bu arkadaşımız Avrupa'nın 5 büyük kulübünün ilk sıralarındaki takımlardan teklif bekledi. Ama hiçbiri teklifi kabul etmedi. Atalanta geçen sezon aldı ama aldığına bir nevi pişman oldu. 15 milyon euro civarına bırakabileceğini belirtti. Fenerbahçe oyuncuyla görüştü. Oyuncu dedi ki Şunlarla şunlarla görüşüyorum. Olmazsa gelirim dedi. Dün Fenerbahçe'nin savruk stoper attığını gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Merih Demiral Bekao stoper ikilisi Fenerbahçe'ye çağ atlatır. Önce bunu söyleyeyim. Ama hocam Serdar Aziz var bizde. Emin misiniz? Soruyorum emin misiniz? Samet var hocam. Samet'i zorunlu satın alma opsiyonu 3 milyon euro ile bir takıma kiralayabiliriz. Serdar kalıp Samet gidebilir. 3 milyon euro evet yanlış değil mi? 1,5 olsun 2 olsun ya. <laughs> 2 olsun hadi sizi mi kıracağım? 2 milyon euro olsun. Kabul eder misiniz? Zorunlu satın alacaklar kesinlikle. Yani Samet Akaydın'ı zorunlu satın alacaklar. 2 milyon euro. Serdar Aziz kalacak. Bak. Merih Demiral satın alma opsiyonu kiralık gelecek. Serdar Aziz kalacak. Samet zorunlu opsiyondan 2 milyon euroya gidecek. Ruan Perez. Arkadaşlar Luan Perez'e yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif olduğu iddiası var. Bendeki zayıf duyumlarda. Keşke doğru olsa ve gitse. Müthiş bir para. Ve Merih Demiral gelse. Livakovic'i konuşuyoruz. Livakovic, Mert Müldür ya da Livakovic, Osayi Bekao Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu Orta alanda Fred Dela Dela <laughs> Rodrigo de Paul. Fred. Şimanski. Sağda Cengiz Ünder. Üç cepte. Solda Tadic Forvet'te Ceko. Yedek kadro. İrfan eğri Bayat, Mert Müldür. Samet Akaydın. Yo, pardon. Serdar Aziz. Ciku. Osterwolde. Süper gidiyorum. Tutmayın küçük enişteyi. İsmail Yüksek. Bartu Elmas. Mert Hakan Yandaş. Zaits. Şimanski'nin yedeği İrfan Can Kahveci. Lincoln'un enlike. Sağda Cengiz'in yedeği Emre Morg, Solda Tadiç'in yedeği Rüyan Kent. Ceko'nun yedeği Batu Şua'yı Umut Nair. Al sana konferans kupasını kazanacak kadro. Al sana Fenerbahçe taraftarının çöpleyemeyeceği kadro. Bu arada Mert Müldür çok iyi oynar. Mert Sabek oynar. Üç, Türk 4 olur. İrfancan Can Bayat keser. Livakovic'i İrfan Can oynar. 5 Türk oldu. Olacak. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. En sevdiğinizin aşkına. Bu kadro gerçekleşirse bu kanala abone olur musunuz? Değilseniz de. Ya da aboneyseniz de hocam yemin ediyorum bu kadro gerçekleşsin. Şu kadar abone getiririm diyor musunuz? Diyorsunuz değil mi? Ben de size şunun sözünü vereyim. Ben haybeden konuşmuyorum. İzleme çekmek için konuşmuyorum. Ben konuşuyorum. Bir hafta sonra sosyal medya konuşuyorum. Merih Demiralı bir Allah'ın kulu konuşuyor muydu? Konuşmuyordu. Şimdi sürpriz fırsat transferi. Aynı şekilde bu Rodrigo de Paul'da kimse konuşmuyor değil mi? İyi bakın. Hiç kimse konuşmuyor. Herkes Galatasaray'ın adını alıyor değil mi? İyi bakın. Dikkatli bir şekilde sosyal medyaya iyi bakın. Mustafa Hoca Aybe'den konuşmaz. İnşallah bu iki transfer gerçekleşir. Artı Divakoviç gerçekleşir. 3 transferi kapatırız. Gerek yok başka ismi. Vallahi gerek yok. Yani istiyorsanız bu da sizin ayıpsızlığınız, terbiyesizliğiniz. Samet Akaydın 2 milyon euro zorunlu opsiyondan gönder. Altay Bayındır 6 milyon euroya gönder. Ivakovic zaten 4 ila 7 arasına alacaksın. Parası çıktı bir nevi. Onu da kira yani taksit taksit alacağım için sıkıntı yok. Bu Dela arkadaşı da en azından bir sezonluğuna kirala ne olacak? Ne kaybedeceksin? Bir sezonluğuna kiralamış ol. 40 milyon euroluk oyuncu. Oraya da bir opsiyon koydurt. 20 milyon euroya alma maddesi olur diye. Oraya da bir opsiyon koydurt. Ee, eğer yani Atletico Madrid beğenirse tekrar 40'a alabilir diye de madde koy. 20 almış ol 20'ye kar elde etmiş ol. Vallahi bak böyle de bir madde koydur. Ki ben bu lafı da haybeden konuşmam diye düşünüyorum. Anlayan anlamıştır. Anlamadıysanız videoyu başa sarın tekrar izleyin. Bu videoda birden çok süper duyum yer almakta. İnşallah videonun altındaki beğeni sayıları da süper olur. Görüşmek üzere.